13 Ocak Cuma günü 88 yaşında hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş toprağa verildi. Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına resmi erkanın katılımı da en üst düzeydeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun yanında Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ilk safta yer aldı. Türkiye'deki tüm camilerde de Rauf Denktaş için sala verildi. Cumhuriyet Parkı'nda kendisi için hazırlanan anıt mezar alanına defnedilen Denktaş, 1985'te hayatını kaybeden oğlunun yanına gömülmeyi istemişti. Onun bu isteği dikkate alınarak oğlunun kabrinden de toprak getirildi Denktaş'ın mezarına. Ayrıca Rum kesiminde kalan Hala Sultan Tekkesi ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen anavatan toprağı da konuldu. Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş da 67 yıllık hayat arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı.